Ben Nuri'nin dayısının oğluyum. Çocukluğumuz neredeyse beraber geçti diyebilirim. Bütün tatillerde, yaz tatilleri, 15 tatiller hep beraberdik. Diğerde rahmetli dedemlerin evinde. Orada akşamları her saat, her akşam saat 5'te dedem radyodan fasıl dinlerdi. Bizi de ona maruz bırakırdı. O zaman öyle zannederdik. Herhalde o hepimizin kulağında bir müzik aşinalığı yaratmış. Kuzenlerin hepsi bir şekilde bir müzik aleti eline aldığı zaman bir iki bir şey tıngırdatır. Şarkılara eşlik eder. Bir müzik merakı vardır. Ama hiçbirimizin aklına enstrümanını alıp sahneye çıkmak gelmemişti. Bu Nuri'nin aklına geldi. O zaten hep böyle biraz değişikti bize göre. Farklı düşünürdü. Biraz muzipti. Arkadaşlarıyla beraber Kayseri'de müzik yapmaya başladılar. Önce kendi çevrelerinde yapıyorlardı. İşte miksini, prodüksiyonunu, kaydını, klip çekimini Kayseri'de kendi imkanlarıyla halledip bitiriyorlardı. Ama Nuri her seferinde bir adım daha ileri gitmemiz lazım, bir adım daha iyisini yapmamız lazım diyerek her şarkısında kendini biraz daha ileriye taşıdı. Ve bu şarkıların yapım aşamalarında da hep irtibat halindeydik. İşte bir kaydını çekip gönderir, ben dinliyorum, yorum yapıyorum, tekrar bana gönderiyor. Hep o heyecanları beraber yaşadık. Bundan önceki şarkısı Engel'de ilk defa Selim Öztürk'le beraber çalışmaya başladı. Nuri'nin hep zaten lise yıllarından beri bir kargo hayranlığı vardı. Onların işte Hayranlar Kulübü'ne yazılar yazar, işte imzalı CD ister, konserine gider, kulise girmeye çalışır. Tatlı diliyle, o sıcak yaklaşımıyla da her gittiği kapıyı da açmasını bilir. Bu sefer de öyle oldu. Selim'le o zamandan gelen bir tanışıklıkları vardı ama bu sefer daha samimiyetleri arttı. O da destek olmayı istedi ve gerçekten iyi destek verdi. Ve Engel'in prodüksiyonu beraber yaptılar. O şarkıdan sonra artık işte YouTube'da da belli bir tanınırlık edinmiş oldu. Bu son şarkısında bir de Avrupa müzik işin içine girdi. Yine o Nuri'nin tatlı diliyle o kapılar da açıldı. Ve müzik kalitesi açısından da her seferinde dediğim gibi üstüne koyarak gittiği için onlar da hemen beğendiler, kabul ettiler aslında. Yani burada kişisel ilişkilerin ötesinde müzik kalitesinin de bir etkisi var. Nuri'nin bence avantajı şarkılarının sözlerini kendisini yazıyor oluşu ve Erşan'la da çok iyi bir ikili oluşturuyor olmaları. Çünkü Nuri'ye bir ilham geliyor, sözleri yazıyor. Erşan o sözleri gördüğü zaman hemen üstüne müziği oturtturuyor. Yani orada muazzam bir uyum var, inşallah bozulmaz ve böyle devam eder. Ben yolların açık olacağını düşünüyorum. Şu anda YouTube'da, sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla bayağı da iyi gidiyor durumları. Bundan sonra onlar için hayırlısını diliyorum. Merhabalar, İzmir'den sevgiler, selamlar. Nuri benim kardeşim gibi diyebilirim. Kendisiyle 5-6 yaşlarında buluştuk, komşu olarak. O tarihten beri de hiç ayrılmadık. Tabii Nuri ile bizim çok farklı anılarımız oldu. Kendisi ile kat komşusuyduk. Annemle hala görüşürler. Biz hala görüşürüz. İlkokulu beraber okuduk, ortaokulu beraber okuduk. Lisede ayrıldık ama yine her yaz beraberdik. Üniversitede yine ayrıldık ama her yaz beraberdik. Hala beraberiz. Tabii Nuri'nin aslında müzikle olan buluşması
Gitarla başladı üniversitede. Ancak tabii bu profesyonellik seviyesine ulaşması açıkçası hepimizi çevresinde çok şaşırttı. Ama 3-4 sene önce bunu dediğinde tekrar lise arkadaşlarımla buluşup hem de çevre dostlarıyla, eski arkadaşlarıyla buluşup yapmaya kalktığında güzel bir hobi olarak güzel bir hobi. Ama geldiğimiz noktada gerçekten çok ciddi azmetti ve çok ciddi çalıştı. Bu işe sarıldı. Belki de bazen kendisinden başka çevresi kimsenin inanmadığı bu yolda ilerledi. Ve geldiğimiz noktada Türkiye'nin en büyük müzik şirketlerinden biriyle kontrat yaparak çalışmaya başladı. Çok önemli müzik insanlarıyla birlikte çalışıyor. Şarkıları çok ciddi dinleniyor. Müzikalite olarak da ilerlediğini düşünüyorum. İlk single'lardan en son Dünya Karşımda'ya bakınca gerçekten çok farklı bir noktada olduğunu düşünüyorum. Son bir haftada benim de dilime ciddi şekilde dolandı. Çevremdekilere de dinletiyorum. Herkesin beğenisini alıyor. Ben başarılar diliyorum Nuri'cim sana. En başta dediğim gibi bu azim, bu hırs seni bu yerlere getirdi. İnandığın yolda yürümeye devam. Biz uzakta olsak da destekçiniz. Bazen ilk demoları bana gönderirsin. Ufak tefek yorumlar yaparım, gönderirim. Sağ olasın. Başarılarını diliyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa biz buradayız, ben buradayım. Dünya Karşımda'dan sonraki şarkıyı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sevgiler. Üniversitedeyken yurtta arkadaştık. Daha sonra arkadaşlığımız ev arkadaşlığına kadar uzandı. İlk tanıştığımızda neşeli, renkli bir kişilikti. Evdeyken daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Aynı memleketin insanları sonuçta. İlden ayrıksı bir adamdı. Özgüveni müthiş yüksek bir insandı. Aklına koyduğunu yapıyordu. Üniversite zamanındayken iş hayatına atılmıştı. Müziğe karşı her zaman bir eğilim vardı. Müthiş bir Kargo hayranıydı. Bizim zamanımızda Walkman vardı. Walkman'dan Kargo eksik olmaz. Her yerde dinlerdi. Daha sonra üniversite sonunda da görüşmeye devam ettik. Yavaş yavaş bu müzikle ilgisi biraz da profesyonelleşmeye başladı. İlk başta buralara kadar geleceğini düşünmedim ama ilk paylaştıklarındandım her zaman. Her gördüğümde daha da bir heyecanlandım. Her gördüğümde daha bir heyecanlandım. Daha iyi yerlere geleceğini de düşünüyorum Nuri'nin. Yani bu yükseliş trendini de takdir ediyorum. Harika ilerliyor. İnşallah daha da iyi yerlere gelecek. Yolun açık olsun diyorum kardeşim. Umarım daha iyi yerlerde göreceğiz seni.